HIV testini ne zaman yaptırmalıyım? Ne zaman bu test kesin sonuç verir? Arkadaşlar bununla ilgili daha önce videom var, anlatmıştım. Ama tabii hep böyle aynı sorular sorulduğu için bu konuya bir nokta koyalım istiyoruz. Siz de kurtulun. En azından bir daha soru sorduğunuz zaman bu videoyu size hemen referans olarak gösteririm. Şimdi arkadaşlar çok sık sorular geliyor. Nedir? İşte 6 ay önce test yaptım ya da işte bir sene geçti test yaptım. Boğazımda ağrı var, işte boynumda şişlik var, ağzımda beyaz beyaz döküntüler var. Bir de test yaptırayım mı diye böyle paranoyak seviyesinde sorular tabii soruluyor sizin tarafınızdan. Haklılık payınız var mı? Var. Çünkü sizin durumunuzda çok sayıda hasta var arkadaşlar. Böyle şüpheli ilişki yaşıyorlar. Acaba HIV kaptım mı? Diye testlere bile güvenmeyip ne yapıyorlar? Böyle bir sürü sorular soruyorlar. Onun için çok fazla korkmayın ama bu durum sürekli sizin böyle hayatınızı zorlaştırırsa bir psikoloğa gidin. En azından tedavi görüp biraz rahatlamaya çalışın. Şimdi size çok kısa HIV testlerini özetleyeceğim. Ne zaman kesin sonuç verir? Bir daha test yaptırmaya gerek var mı? Bunu da anlamış olacaksınız. Şimdi arkadaşlar HIV çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Nasıl bulaşır? Onu biliyorsunuz zaten. Şüpheli bir ilişki yaşadınız diyelim. HIV testi yaptırmanız gerekiyor. Ne tür testler yaptırmalısınız ve ne zaman kesin sonuç verir? Biliyorsunuz iki türlü test var. Bir antikor testi, bir de nedir? HIV RNA ya da PCR testi. Şimdi antikor testleri de iki türlü. Eskiden 1 ve 2 vardı, artık kullanılmıyor. Üçüncü kuşak testler ve dördüncü kuşak testler. Dördüncü kuşak testte biz ne diyoruz? Combo test diyoruz. Combo ne demek? Kombine. Yani hem antikor var hem antijen var. Üçüncü kuşak testi de sadece antikor var. Şimdi hastanelerde artık genellikle arkadaşlar dördüncü kuşak testler kullanılıyor. Yani antijen antikor, ama üçüncü kuşak kullanan hastanelerde olabilir. Bunu o yaptırdığınız hastanedeki laboratuvara sorarsınız. Şimdi antikor oluşması için de arkadaşlar HIV'de bir süre geçmesi lazım. İşte bir ilişki yaşadınız. Özellikle şüpheli ilişkilerde en az 3 4 hafta sonra antikorlar oluşmaya başlıyor. Şimdi dördüncü kuşak testi ele alalım mesela. Combo testi yaptırdıysanız bir ay sonra arkadaşlar ne oluyor? %95 oranında antikorlar artık oluşmuş oluyor. Dolayısıyla birinci ayda yaptırırsanız %95 yakalanma ihtimaliniz var. Daha doğrusu testin sonucu gösterme ihtimali var. Bu süre 6 hafta olursa, ilişkiden 6 hafta olursa artık bu test sizi %99 oranında var ya da yok diyor. 3. ayda yaptırırsanız artık daha da yakın, %99,9, hatta %100'e yakın, %100 demiyoruz çünkü illa bir hata payı olabilir. %100'e yakın oranda artık 3. ayda testiniz sonuç veriyor. Bir daha test yaptırmanıza gerek yok. 3. kuşak testlerde biraz daha geç oluyor. Ne oluyor? Üçüncü kuşak bir testte işte ikinci ayda %99 bir saptama oluyor. Dördüncü kuşakta ne demiştik? Altıncı haftada artık %99 saptıyor. Yani dördüncü kuşak test arkadaşlar üçüncü kuşaktan bir iki hafta önce antikorları, daha doğrusu antijen ve antikoru saptadığı için biraz daha erken saptama yapıyor. Ben bu kadar bekleyemem derseniz, durumunuz da iyiyse, çünkü biraz daha pahalı bir test söyleyeceğim. Nedir? HIV RNA ya da HIV PCR testi arkadaşlar. Bu test ne yapıyor? Daha erken, bir haftayla maksimum işte 6 hafta arasında HIV'in kendisini, viral yükü saptıyor. Bu test yaklaşık şöyle söyleyeyim, işte 10. günde yaptırırsanız %95, birinci ayda yaptırırsanız %98-99 oranında sizde HIV var mı yok mu söylüyor. Ama özetle bana sorarsanız ne yaptırın? Dördüncü kuşak test yaptıran bir merkezde 6. hafta test yaptırın. Bu %99 oranında artık sizde HIV var mı yok mu söyler. Ama mutlaka 3. ayda da test yaptırın. Yani 3. ay bitmeden sizde HIV var mı yok mu kesin olarak söylemek doğru olmaz. Zaten kesinlikle yok ama kılavuzlara göre 3. ayda yapılan test, özellikle 4. kuşak, 3. kuşak da olur, negatifse bir daha test yaptırmanıza gerek yok. Çok nadir durumlarda işte
6. aya hatta bir seneye kadar antikor gecikmesi olabiliyor. Onlar tabii ekstrem durumlarda oluyor. Onları daha sonra soru yani daha doğrusu sorun olursa söylerim. Şimdi onu karıştırmayalım. Fazla zaten kafanız bulanık. Bir daha onu dert etmeyin. Demek ki 3. ayda test yaptırırsanız ve negatif gelirse bir daha HIV düşünmenize gerek yok. Peki HIV'de bir de belirtilere gelelim. Böyle işte boyunda şişlik var, ağzında beyaz yara var. HIV miyim diye şüphe duyuyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar HIV kapan insanların yaklaşık %70'inde belirti oluyor. Ne oluyor? 2 ila 4 hafta sonra grip benzeri belirtiler olur. Nedir bunlar? İşte ateş, boğaz ağrısı olur, eklem ağrısı olur, kas ağrısı olur, ishal olursunuz, halsizlik, yorgunluk. Onun dışında deride döküntü olur. Bu 100 hastanın 30'unda görülebilir. Böyle grip benzeri belirtiler olur. Boynunuzda lenf bezleri şişer. Lenf adenopati diyoruz. Öksürük, gece terlemesi olabilir. Bu belirtiler 2 ile 4 hafta sonra başlar. Genelde 1-2 haftada geçer arkadaşlar. Bundan sonra da bir sessiz döneme geçilir. Bu sessiz dönem genelde 10 yılı bulur. Bazı kişilerde 2-3 yıl sonra belirtili döneme geçer ama genelde bir 10 yıl sessiz döneme geçer. Ondan sonra da artık yaygın böyle lenf bezleriniz şişer. İşte ağzınızda beyaz mantarlar oluşur. Ateş olur, kilo kaybı olur. Sürekli ishal olursunuz. Ama dediğim gibi bunlar yaklaşık 10 yıl sonra olan şeyler. Bu 2-4 hafta sonra olan belirtiler 1-2 hafta sonra geçer. Ama bu belirtiler çoğu durumda olacağı için arkadaşlar ne yapıyorsunuz? HIV şüpheniz varsa test yaptırıyorsunuz. Test yaptırmadan HIV var mı yok mu denemez. Belirtileri hiç boşuna kafaya takmayın. Şüpheli ilişkiniz varsa 4. kuşak testi en erken 6. haftada yaptırın. Bir de 3. ayda tekrar yaptırın. O da negatifse defteri kapatın. Boşu boşuna paranoyak olmayan arkadaşlar. Evet. HIV böyle. Bu testlerde anlamış oldunuz. Yine sorunuz varsa videonun alttan yine ulaşabilirsiniz bana. Eminim yine sorular soracaksınız. Yapacak bir şey yok ama size önerim çok fazla böyle kafaya takıyorsanız hatta test sonuçlarını da dinlemiyorsanız bir psikoloğa gidip belki bir destek tedavisi alabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu video bu kadar olsun. Bir başka videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.